Erzurum Horasanlıyım. Evli, 4 çocuk babasıyım. 3 tane oğlum, 1 tane Ceylan'ım var. Güzel bir kızım var. Mesleğime ilk 1992'de Erzurum'da Horasan'da başladım. İlk mesleği de bulaşıkçılıktan başladım. Zaten bu mesleğin mihenk taşı, tabanı bulaşıkçılıktır. Klasik herkestir ya işte bulaşık hamam olmaz ama gerçekten olmuyor. Çünkü mutfağın harmanlandığı yer bulaşıkhanedir. Biz de oradan başladık. Daha sonra bir yaklaşık 7-8 sene orada kardeşlerimizle çalıştık. O zaman biz hepimiz küçüktük. Benim en büyük abim vardı, Sami abim. Ve askerlik serüveni başlayınca abim gitmek zorunda kaldı. Abim gidince biz geri kalan 5 kardeş ve hacı babamla beraber lokantada böyle yapayalnız, böyle yetim gibi kaldık. Abimin gitmesi bizim belimizi o zaman büktü. Şimdi burada size tereyağlı lokum yapacağım. Bol şifalı, bol lezzetli tereyağlı lokumu şimdi yapacağım inşallah. Bismillah. İlk önce şöyle bir tereyağımızı atacağız. Oh! Mis! Yiyenlere, içenlere şifa olsun inşallah. Bu soğanımız. Aha, bu da sarımsağımız. Eskiden bu tereyağlı lokum böyle yapılmıyordu. Bu tereyağlı lokum normalde şu bonfile eti biraz daha kalın kesiliyor. Onu böyle bir boş tavaya içerisine eritilmiş tereyağını koyup kaşıkla böyle sürekli banyo sistemi, yani o mühürleme dediğimiz olayı bu şekilde gerçekleştiriyorduk. Ne dedik? Biz bunu şifa haline çevirmemiz lazım. Tabii ki o da şifalı tereyağı ama buna antibiyotik lazım dedik. İlham gelince dedik ki ne yapacağız? Buna sarımsak ve soğan ilave edeceğiz. Birine şöyle yağımızı atacağım. Bismillah. Şöyle lokumlarımızı sırayla nazik, kibar bir şekilde dizeceğiz. Hiç boşluk bırakmayacağız. Her yeri dolduracağız. Şimdi keki. Niye keki şimdiden atıyorum? Bunu sonradan atabilirim ama o acımsı tadı vermesi lazım. O mayhoşluğu verecek şimdi. Şimdi dövülmüş kaya tuzumuzu attık mı bu iş biter. Bismillah. Bu et çok hızlı pişiyor. Bu etin özelliği bonfile sinirsiz. Hayvanın en sinirsiz ve en yağlı olduğu yerde büyüyor. Bu şekilde doğrayıp servisini yapıyoruz. Çok yumuşak olduğu için de adı lokum. Bu yaklaşık ne kadar bir zaman? En fazla 3-4 dakikada hazır olan bir ürün. Şöyle az bir tereyağı daha ilave edeceğim ki daha da çok lezzetlensin. Bizim tereyağımız hafiftir. Kesinlikle ağır değil. Hiç ben tereyağı yiyemem şu bu deyip burada bol tereyağı at usta yiyelim diyen misafirlerimiz var. Bakın şimdi bu şu anda hazır olma derecesinde. Şimdi ne yaptık? Şimdi soğan, tereyağı içerisinde şimdi biz bu dağ kekiğini attık dedim ya. Bu kekik şimdi tereyağıyla birleştiği için tavada hafiften bir acımsı bir tat verir. Şimdi biz bu acımsı tadı ne yapacağız? Limonla incelteceğim. Burada sadece bir tane böyle bir yarım limon sıkacağım. Ete limon sıkılır mı diyorlar. Sıkılıyormuş. Dedim ya ben neyi seviyorsam hep onları ikram ettim insanlara. Ve gerçekten hep başarı elde ettim. Balı et de normalde bu kuzu koldan yapılır. Kuzu kolla daha lezzetlidir aslında. Her ette olur da her ete dökebilirsin balı. Et proteindir. Ama bal şifadır. İkisi birleşse muhteşem bir lezzet çıkıyor. Ama bunu sorsan ya işte ballı et mi olur? Olur. Var. Kesinlikle denemeliler. Şimdi alev alev. Hoppa. Bu da son ürün. Şimdi şifa deposunun lezzetlerin, şifaların çakıştığını göstereceğim. Bu nasıl servis edilir? Daha önce dedim ki ilikli kemik suyuyla keşkek yapıyoruz.
Ya bunun yanında içli pilav da olabilir. İmkan meselesi tabii ki. Kimisi içli pilav da yiyebilir, kimisi keşkekle de. Buradan lokumumuzu alacağız. Soğan, sarımsak. Şunu şuraya şöyle keşkeğin üstüne döşüyoruz. Tereyağıyla birlikte. İşte bu nasıl yenir? En son da ekmeğimizi gömeceğiz buraya. Yemek bir sanattır. Bu konuda da ben de iyi bir sanatçıyım. Fiziksel olarak da belli oluyordur zaten. Yemek gerçekten bir sanattır. Şimdi dağ kekiği, soğan sarımsağımız, keşkeğimiz, ilikten yapıyoruz yani ilik, kemikli ilikten. Tereyağlı lokum. Olay şu. Bismillah. Tereyağlı lokumu şöyle keşkekle beraber bu şekilde. 4 tane farklı lezzet şimdi birleşti. Şimdi biz bunu yiyeceğiz. Bismillah. Afiyet olsun. Daha ne olsun. Çok güzel oldu. Bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.